Yeni güne başlarken finansal piyasalara dair bir de yorum alacağız. Karşımızda GCM Yatırım Ekonomisti Evren Kırıkoğlu var. Evren Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Semra Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Yeni görevinizde hayırlı olsun bu arada. Çok teşekkür ederim. GCM Yatırım ile birlikte yatırımcılara katma değer yaratmayı umuyoruz. Hayırlı olsun. Önceki Bakan Şimşek'in açıklamalarıyla başlayalım dilerseniz. Dikkat çekici açıklamalar var. Aslında bir süredir biz de konuşuyorduk. Yani bu gidişte Merkez Bankası rezervlerini o kadar hızlı bir şekilde güçlendiriyor ki kısa bir zaman içerisinde herhalde swap hariç net rezervlerde pozitif alana geçebilir diyorduk. Bakan Şimşek de aynı şeye dikkat çekti. Sıcak parayla ilgili yapmış olduğu açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz? Rezervlerle ilgili yapmış olduğu açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz? Tabii bu açıklamaların içerisinde dikkat çeken bir nokta daha vardı. Merkez Bankası ihtiyaç duyarsa likiditeyi sıkılaştırmak için borçlanabiliriz açıklamasında da bulundu. Böyle bir adıma giderse piyasa üzerinde etkisi ne olur? Şimdi birden fazla burada konu var. En önemli noktalara zaten hem Sayın Bakan konuşmasında yer veriyor. Sizin sorunuz da onların altına değiniyor ama sırayla bunların üzerinden gitmek gerekirse bir kere bir evet swap hariç net rezervler yani Merkez Bankası'nın içeride yurt içi piyasa oyuncularıyla kendi kendine çevirip yarattığı pozisyonun eksi etkisi sona ermek üzere. Neden? Çünkü içeride yurt içi yerleşikler bizler yani işte Türk vatandaşları, işte Türk şirketler vesaire artık döviz mevduatlarını bozup TL'ye dönüyorlar. TL mevduatı tercih etmeye başlıyorlar. Bu o pozisyonun Merkez Bankası'nın geri transfer edilmesi anlamına geliyor. Yani dış dünya ile Merkez Bankası'nın kasasına giren veya çıkan herhangi bir gerçek anlamda döviz yok. Sadece içeride bir pozisyon transferi geri gerçekleşiyor. Bu pozisyon transferinin yarattığı eksi geçmişteki yarattığı eksi pozisyon önümüzdeki haftalarda yani belki bir hafta içerisinde sıfırlanabilir. Yani o swap hariç net rezerv yani eksi olan sayı çok kısa bir sürede artık nötrlenecek, pozitife geçecek. Bu bir kere pozisyon yönetimi anlamında önemli. Ama ben bunu sizle geçen seneden beri yaptığımız tüm yayınlarda da altını zaten çiziyordum. Burada da bir kere tekrar etmek istiyorum. Bu zaten çok da önemli bir şey değildi aslında. Yani Türkiye'de Merkez Bankası rezervlerinin, döviz rezervlerinin yeterliliği konusu konuşulurken swap hariç net rezerv pozisyonu zaten bunu belirleyen bir faktör değildi. Rezerv yeterliliği ne demek? Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu, dış dünyadan ihtiyaç duyduğu ithalatı karşılayabilecek kadar gerçek dövizi var mı? Türkiye'nin vadesi geldiğinde dış borçlarını, yurt dışına, dış dünyaya olan döviz cinsi kredilerini ödeyebilecek kadar içeride dövizi var mı? Yani yeterlik bunlarla ölçülür. Biz içeride kendi aramızda birbirimize alıp sattığımız dövizin yarattığı pozisyon, yani bir kısım borçlu oluyor, bir kısım alacaklı oluyor. Onun dışarıya ödemelerde kullanabileceğimiz döviz aslında hiçbir alakası yok tanım gereği. Dolayısıyla evet Sayın Bakan buna dikkat çekiyor. Çünkü piyasa buna nedense çok önem veriyor. Sayın Bakan da evet bakın bu önem verdiğiniz konuda artık tablo düzelecek demek için o mesajı veriyor. Ama yani aslında çok da dediğim gibi çok da böyle önemli bir konu dedi. Piyasa gereksiz ona önem atıyor. Brüte mi bakmamız daha çok önemli sizin için? Kesinlikle brüte bakmamız lazım. Kesinlikle yani o su götürmez. Kredi derecelendirme notu anlamında da kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'ye verdikleri kredi notu aslında Türkiye'nin bir yabancı para borçlarını bir ödeme kapasitesi iki ödeme arzusunu ölçer. Yani hem kapasitesi varsa hem arzusu varsa o kredi notunun yükselmesi gerekir. Swap hariç net rezerv pozisyonları yani Merkez Bankası'nın döviz pozisyonlarıyla ilgili bir ölçüm yapmıyor olması gerekir. Asıl önemli olan bu tarafta görüntü daha da iyileşiyor. Yani bir yanda içeride vatandaşlar dövizden TL'ye dönüyorlar mevduatlarını. Bu pozisyonu iyileştiriyor. Ama rezerv yeterlik anlamında dışarıdan da Türkiye'ye para girişi oluyor. O da işte ikinci sorunuz sizin sorunuz az önce. Sıcak para girişiyle ilgili konuyu nasıl değerlendirmek lazım? Bu da şöyle bunu düşünmek lazım. Şimdi asıl gerçek konuya geldik. Yani. Ya orada bakan şöyle bir ifade kullandı. Bizim öngörülerimizin de üzerinde bir yabancı girişi var dedi. Yani neden evet. Öngörüleri aşan bir yabancı girişi var şu anda Türkiye'ye? İşte finansman kanallarına baktığımızda çok büyük ölçüde bunun şu an ilk etapta sıcak para girişleri, sıcak para diye tabir ettiğimiz hisse, tahvil ve carry yani swap kanalından carry girişlerinin şu an ön planda olduğunu görüyoruz. Neden bu girişler çok yüksek? Yabancı yatırımcılar Türkiye'ye baktıkları zaman birkaç şey görüyorlar. Bir kere bir ekonomi yönetiminde ve para politikası uygulamada bir normalleşme görüyorlar. Yani genel kabul görmüş piyasanın işleyişine, küresel piyasalardaki işleyiş ile tutarlı bir yönetim görüyorlar. Bu birinci konu. İkinci konu getiri görüyorlar. Yani faiz tarafına mesela
yatırım yapmak isteyen bir yatırımcı şu an Türkiye'deki faiz oranlarını cazip buluyor. 3, faizin yüksek olması da yeterli değil. Döviz kur riski görmüyorlar. Çünkü siz faiz kazanacağım diye bir ülkeye para sokarsanız ve o ülkenin para birimi faizden daha da fazla değer kaybederse aslında zarar edersiniz. Bu riski de şu an çok sınırlı görüyorlar. Yani Türk lirasının değer kaybetmeyeceği algısı var. Tüm küresel piyasalarda, içeride de olduğu gibi. Döviz kurlarındaki bu istikrar, vatandaşların kendi birikimlerini dövizden TL'ye dönmüş olmaları, dönmeye başlamaları. Dolayısıyla iç piyasada kurları aşağı baskılayıcı bir tablo var. Dış dengede bunu gören yabancılar geliyor. Dolayısıyla dış piyasadan da bir baskı gelmiyor TL'ye. Yani kurların yükselmesi şu an çok zor gibi. Yabancılar da bunu okuyorlar. Üçüncüsü bir de bunu şöyle düşünmek lazım. Her zaman yani bu yabancı sermaye akımlarını birkaç kategoriye ayırabiliriz. Önce ülkeye sıcak para gelir. Ülkedeki döviz likiditeyi bollaştırır. Likidite kaygısını bertaraf eder. Yani bu ne demek? Sıcak para giriyor. Merkez Bankası rezervleri hemen bir ilk etapta kısa vadede yükseliyor. Ne oldu? Rezervler yeterli olur mu acaba? Türkiye'nin rezervleri, Türkiye'nin kaygıları bir anda bertaraf oldu. Bu ilk adım. Sıcak para ilk bu akut problemi hemen bir kontrol altına alıyor. Ondan sonra orta vadeli para gelmeye başlar. O nedir o? İşte dış borçlanmalar, mesela bankaların sendikasyonları veya şirketlerin şeyleri, uzun vadeli kredi bulma kapasiteleri. Bu kanallardan artış başlıyor. Bu da genelde bir yıla kadar olan vadelerde biz kalıcı para buluyoruz demek. Ondan sonra Eurobond piyasası biraz daha canlanır. Doğrudan tahvil ihracı, dış piyasaları, döviz cinsi. Daha uzun vadeler tabii yani bir yılın da üzerine çıkacak olabilir. Bu şirketler Eurobond ihraç edebilir, bankalar edebilir, devlet edebilir. Bu da bittikten sonra yani en uzun vadeli şeylerden sonra artık proje finansman kredileri belki yatırım bankalarından veya uluslararası kurumlardan işte kalkınma ajansları gibi taraflardan bunlar akmaya başlar. En sonunda da sabit sermaye yatırımı dediğimiz FDI dediğimiz kısaltma olarak Türkiye'de işte istihdamı arttırıcı, Türkiye'de işte şirketlere daha uzun vadeli ortaklıklar ve yatırımlar yapıcı nitelikte kalıcı yatırımlar gelmeye başlar. Bu bir silsiledir. Biz şu an bunun ilk aşamasındayız daha. Yani sıcak paranın kısa vadeli olduğu, geçici olduğu, yani çıktı girerken her ne kadar olumlu etkiler yaratsa da işlerin terse gittiği durumda çıkarken olumsuzluklar yaratabileceği falan. Ben bu eleştirilere katılıyorum. Zaten herkesin bildiği malumu olan konular bunlar. Çok böyle ilginç bir detay da değil bunu söyleyen insanların söylediği ama uzun bir silsilenin ilk adımı genelde sıcak para olmak zorunda. Çünkü orası test eder piyasayı, likiditeyi artırır. Ondan sonra orta vadeli kaynak girişlerine kayar piyasa. Biz şu an bu bir hikaye ise bu hikayenin daha ilk bölümündeyiz. Yani o yüzden şeyle umut ediyorum yani sebat ederek sabırla ve hiç hata yapmadan bu yolda ilerlememiz gerekiyor. Bakan Şimşek bu süreci, enflasyonlu mücadele sürecini bir bu geçiş dönemi olarak değerlendirmişti. Bu sıcak para işte tartışılır. Bakan Şimşek de bunu tamamen sıcak para olmadığını ifade ediyor ama yani doğrudan yatırım değil yani sonuçta sıcak para. Değil. Dolayısıyla da bu da bir geçiş dönemi olarak da değerlendirebiliriz belki. Tabii kesinlikle doğrudan yatırım değil. Yani onu biliyoruz zaten. Doğrudan yatırım ne demek? Burada bir yurt içi ortaklık kurarak veya doğrudan yurt içi de bir şirket kurarak yabancı sermayenin gelip veya buradan bir şirket satın alarak o da olabilir. Buraya yatırım yapması. Çünkü bu hani hisse tahvil swap gibi ya bugün parayı getirdik, yarın beğenmedik hemen bir iki günde parayı tekrar çıkartabiliriz gibi bir şey değil. Siz burada bir ortaklıkla bir sektöre yabancı sermaye buraya giriş yapıyorsa en azından 8-10 yıl burada kalacağını varsayarak giriyor olması lazım ki o planlamayı yapabilsin. Dolayısıyla daha o noktada değil ama hani şirket satış haberleri de yakında gelmeye başlarsa bu da aslında dış sermayenin Türkiye'ye olan ilgisinin sadece sıcak parayla sınırlı olmadığını daha orta uzun vadede Türkiye'de yatırımları düşündüğünü gösterir ki bu çok olumlu bir gelişme olur tabii ki. Peki. Yani bunun daha başındayız, bu ülkenin daha başındayız özellikle. Gerekirse borçlanırız. Likiditeyi sıkılaştırmak için Merkez Bankası ihtiyaç duyarsa açıklamasını nasıl değerlendirmek lazım? Yani çünkü şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani ciddi bir TL likidite bolluğu oluşmaya başladı. Yani faizlerin yükselmesi, TL'ye olan ilginin artması ile birlikte. Bu da tabii enflasyonla mücadeleyi zorlaştıran bir unsur. Merkez Bankası ihtiyaç duyarsa borçlanabiliriz açıklamasını nasıl değerlendirirsiniz? Ve mevduattaki bu oynaklık devam eder mi? Ya da bizim şu an mevduat faizlerinde gördüğümüz faizler artık zirve seviyeler midir? Bir kere Merkez Bankası hazinenin içerideki TL likidite koşullarının yönetimine destek olmak için borçlanması son derece uygulanabilir bir yöntem. Dünyanın her yerinde
ülke hazineleri borçlandıkları ölçüde piyasadan para çeker, likidite çekerler. Harcama yaptıkları ve bütçe açığı verdikleri ve Merkez Bankası bakiyelerini boşalttıkları ölçüde de piyasaya likidite sunarlar. Likidite yönetimi sadece Merkez Bankalarının tasarrufunda olan bir konu değildir. Çok büyük ölçüde Merkez Bankalarındadır, evet. Ama hazineler de borçlanmaları kanalıyla Merkez Bankası'nı hariç tutarsak en büyük faktör içerideki likidite koşullarında işte aslında kamu maliyesidir. Dolayısıyla kamu maliyesinin Merkez Bankası'nın para politikası uygulamalarıyla tutarlı bir paralelde bu işe destek sunması son derece yani olağan bir durum. Dünyanın her yerinde kullanılır. Geçmişte de örnekleri var, Türkiye'de de. Yani buna böyle hani hazine sanki hani neden böyle bir şey yapıyor veya burnunu neden sokuyor falan gibi bir ima ile bu konuya yaklaşmamak lazım. Bu son derece yapılabilir bir şey. Gerekiyorsa yapacaktır. İyi de olur bu arada. Çünkü dediğiniz gibi vatandaşlar dövizden TL'ye döndükçe, TL mevduatı tercih ettikçe içeride likidite TL lehine gelişiyor ve o mevduat şeyini baskısını yani rekabetini diyelim bir miktar aşağı baskılıyor. Bir takım tabii vade farkları var. Yani oradaki çözülmesi gereken swaplardaki vadelerle vatandaşın TL tercihindeki şeyler arada bir vade farkı yaratıyor. Onların da uyuşmazlığı tabii etkileniyor üzerine. Ama nihayetinde bakıldığı zaman burada TL'ye dönüşün etkileri bunlar. Herkes son 5 senede dövize dönerken nasıl döviz likidite sıkışıyordu şeye giriyorduk. Merkez Bankası swaplarla yani TL kaynak vermek için o dövizi piyasadan çekmek zorunda kalıyordu. Şimdi tam tersi oluyor. Herkes TL'ye döndükçe o TL likidite bulaşıp onu bir şekilde piyasadan çekmek, sterilize etmek gerekiyor. Dolayısıyla bu uygulamaya girebilir. Yani o tabii desteklenecek bir konu olur. Mevduat faizlerini de şöyle düşünmek lazım. Nihayetinde yani tüm bunları, bu teknik detayları bir kenara bırakıyorum. Nihayetinde oluşan mevduat faizinin iki işe yaraması lazım. Bir, TL mevduatı destekliyor olması lazım. Yani içeride vatandaşlar döviz mevduattan ziyade o faiz kaç olursa olsun onu tercih ediyor olması lazım. İki, bu içerideki mevduat faiziyle dış piyasadaki TL faizlerinin de bir korelasyonu var birbirine. Bu getiri oranlarının yabancı yatırımcıların da TL'ye girmesini destekliyor olması lazım. Yani oluşan faiz paranın fiyatıdır aslında, kirasıdır diyelim veya buna. Oluşan bu oranın hem iç hem de dış birikim ve yatırım sahiplerini TL'ye cezbediyor olması lazım. Şimdi son dönemde biraz bu mevduat faizlerinde gerileme var, evet. Ama bu TL mevduatı etkiledi mi? Hayır. Faiz düşmesine rağmen biz hala haftalık verilerde TL mevduat payının artmaya devam ettiğini görüyoruz. Yani Merkez Bankası bu tabloya bakıp şunu diyebilir. Yahu tamam siz mevduat faizi yükselmeli gerek diyorsunuz ama vatandaşlar bu düşen faizi de beğenip hala TL'ye dönmeye devam ediyor diyebilir. Çünkü yani kur beklentileri demek ki o kadar düşük ve stabil ki faiz atıyorum 52 değil 48 de olsa demek ki vatandaşlar bunu şu an tercih ediyor. Böyle bir tablo var şu an Türkiye'de. Yani o yüzden şey hazine mutlaka borçlanma gidip likiditeyi emecektir ama yani faizler tarafında şu an bir sıkıntı var gibi gözükmüyor nihayet. Peki. Bir de borsayı da konuşalım. Yani borsada çok hızlı 11 bin seviyelerinin gördüğünü şahit olmuştuk. Ama çok hızlı da bir geri çekilme var. 10.500 seviyesi önemli bir seviyeydi. Bu seviye kırıldı. Şimdi bundan sonra 10.300 seviyesine mi bakacağız? Ve ne fiyatlanıyor borsada tam olarak? Neden böyle bir düşüş yaşıyoruz? Çok hızlı yükseldi dediğiniz gibi. Pek çok sektörel ayrışma da oldu. Biz daha hani büyük kağıtların, İMKB 30-50 bankalar gibi kağıtların küçüklere kıyasla daha hızlı değerlendiğini, buradaki değerlemenin daha hızlı arttığını gördük. Holdingler tarafındaki değerlemenin daha hızlı ilerlediğini gördük. Bu biraz bunun düzeltmesi gibi geliyor bana ama hani böyle bir düzeltmeye gerek var mıydı? Çok emin değilim çünkü hani deminden beri konuştuğumuz bütün konular işte bu sıcak para, Türkiye'deki işte bu normalleşme, ekonomi haberlerindeki, gündemindeki diyelim normalleşme. Günün sonunda tabii ki sıcak parayı çekecek. Sıcak para da Türkiye'ye giriyorsa borsaya para sokacaksa eğer yabancı yatırımcılar gidip de bunu küçük kağıtlarda yapamazlar. Tatlısı işte derin olmayan, fiyat oynaklıklarına açık, likiditeyi sunamayacak kağıtlarda olmaz bu. Yabancı yatırımcı likidite sever her zaman. Dolayısıyla bunun büyük kağıtlarda endeksin yüksek şeylerde yani İMKB 50 seviyesinde olması gayet normal. Onun düzeltmesi gerçekleşebilir. Bir de şeyden hani döviz cinsi bakıldığında bunun pahalı seviyelere ulaştığı söyleniyor ama geçmiş yıllarla kıyasladığımızda, dolar enflasyonunu dikkate aldığımızda ve diğer ülkelerle olan farklara baktığımızda İMKB'nin o kadar pahalı olmadığını görüyoruz dolar bazında da. Çarpanlar bazında zaten ucuz. Yani siz bugün bir İMKB 30 şirketinin ortalama 7 yıllık karına, 7 yıl bile değil, 6,9 yıllık karına
şu an şirketi satın alabiliyorsunuz. Yani ne bileyim, bunu gayrimenkulle mukayese edin mesela. 30 yıl, 40 yıl, 50 yıllık kira getiriliğiyle evler satılıyor şu an. 6 yıllık kârına, 7 yıllık kârına bir şirket satın alıyorsunuz. Yani çok da şey bakıldığı zaman hani yani çok da pahalı gibi durmuyor. Dünyadaki diğer borsalarla mukayese edildiğinde de yine aynı konu geçerli. Amerika'da 20-30 yıllık kârını alınıyor şirketler. Yani bu anlamda da bir şey yok. Ben dolayısıyla bunun kalıcı olacağını düşünmüyorum. Endekste ben her ne kadar faizler yüksek, ekonomik aktivitede bir miktar yavaşlama bekleniyorsa da yabancı yatırımcı girişleri, içeride enflasyonun gerileyeceği noktada biraz alternatifsizlik ve bu fiyatlama farkları sebebiyle borsadaki yükseliş trendinin orta vadede devam edeceğini düşünüyorum. Bu kısa vadeli hareketleri bir kenara bırakırsak orta uzun vadede hiç kötümser değilim borsaları. Bankadaki, bankacılık sektöründeki, bankacılık endeksindeki düşüş daha sertti aslında dün baktığımızda. Evet. O da şey miydi? Yani 11 bin seviyelerine taşıyan ana taşıyıcı unsurlardan biri bankacılık endeksiydi. Dolayısıyla evet, düzeltmeyi orada daha sert gördük. Böyle bir açıklama mı var, yoksa başka bir haber akışıma etkili oldu? Yok, hem dediğiniz gibi yani o fiyat hareketinin düzeltmesi bankalar üzerinden geliyor. Hem de o bankacılıkla ilgili birkaç haber akışı geçen haftalarda gündeme gelmişti. Hı hı. Bu Yapı Kredi'nin satış işte şey dedikodu demeyelim de haberleri o gündem şey olmuştu. Onunla ilgili bir iki hani haberin devamının gelmeyeceğine dair bir algı oluştu. Onun düzeltmesi olabilir. Hı hı. Bir takım başka gündemler bekleniyor. İşte bu Halkbank davası ile ilgili şeyler takip ediliyor. Oradaki hareketlerin terse dönüşü oluyor. Yani bir haber akışlı ve düzeltme amaçlı oynaklık izleniyor. Ama dediğim gibi yani hani şey düşündüğümüzde, orta vadeyi düşündüğümüzde, şimdi bakın Mayıs ayına bitiyor artık. Haziran'a giriyoruz. Yani yılın yarısı geride kalıyor. Artık çok bir zaman kalmadı. Yılbaşına 6-7 aylık kadar bir süre kaldı. Biz yılbaşı geldiğinde Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek, bunları konuşuyor olacağız. Merkez Bankası'nın faiz indireceğini konuştuğumuz günlerde aslında bu iş bankalara yarıyor olacak. Dolayısıyla yani çok da uzun bir zaman kalmadı. Pozisyonlanma sağlanacaksa eğer, son anı beklemeden likiditenin bol olduğu, likiditenin o girişleri karşılayabileceği dönemlerde bu pozisyonlanma gerçekleşebilir. Yani yaz ayları olabilir, sonbahara girmeden hemen önceki dönemler olabilir. Yani ben dediğim gibi çok böyle endeksin bütünü olarak, kağıt bazında konuşmak istemiyorum ama endeksin bütünü olarak baktığımızda ben gerçekten çok kötümser değilim borsada. Peki, çok teşekkür ederiz Evren Bey. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. GCM Yatırım Ekonomisti Evren Kırıkoğlu ile değerlendirmiş olduk yeni güne başlarken finansal piyasalardaki gelişmeleri. Bir virgül koyalım şimdi. Kısa bir ara diyelim. Aranın ardından saat başı itibariyle yeniden karşınızda olacağız.